Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. XRP üzerine konuşacağız. Daha doğrusu hem Bitcoin hem de XRP üzerine konuşacağız. Bir de tabii genel olarak Van de Pop'un yapmış olduğu açıklamalar üzerine değerlendireceğiz. Birincisi tabii ki her iki tarafta da görünüş olumlu. En son BTC 24 bin lira kadar bir düzeltme yapmadan doğruca yön yukarı harekete zaten başlayacağını açık bir şekilde söyledi gibi bir şey yani. Söylediği gibi bir şey oldu aslında. Hemen ardından şu an gerekli kırılımları yaptı. 34.500 liraya doğru minimal yolculuğu bekliyoruz dedik. Gün içinde de konuştuk. Haricinde buraları tabii ki kırabilirse ki şu an garantisi yok ama 40.500 liraya doğru da yön yukarı mevcut hareket tabii ne yapabilir? Uzayabilir. XRP bu şartlar altında yön yukarı ciddi gidişatlar gerçekleştirebilir. Çünkü bir ilk hareketçidir. Zaten normaldir yani. Neyse şurayı şey yapalım da çok da ben karıştırmayayım. Usta analistten Bitcoin ve Ripple tahmini böyle biraz daha kategorize gidelim. Bazen çok dağınık anlatıyorum çünkü. Analist Michel Van de Pop diyor, son dönemlerde kripto para piyasalarının gündemine oturan Bitcoin ve Ripple için analizlerini paylaştı. Ya Van de Pop'u ben önceden severdim ama son zamanlarda yaptığı açıklamalar çok saçma geldi. Böyle inanılmaz derecede saçma şeyler söylemeye başladı. Ya belki bilmiyorum hani kafası karışmıştır falan ama böyle biraz garip bir şeyler söyledi. Mesela dedi ki Bitcoin 21 bin dolara kadar düşecek. Her zaman söylüyorum bak piyasada hiçbir şey imkansız değil. Ama sonuçta bizim mesela 5.000 dolara düşmesi de imkansız değil ama ortada şu anda böyle bir şey yokken biz niye bundan bahsedelim? Örnek veriyorum size. Amerika Birleşik Devletleri ülkesi batacak, iflas edecek ülke. İmkansız mı? Hayır imkansız değil. Ama ortada öyle bir gösterge yok. Şimdi ben niye bundan paylaşayım? Belki de bu şu anda yakın zaman içerisinde 100 binde bir bir ihtimal. Ama ben bunu açık açık dile getirince sanki öyle oluyor ki şey gibi. Sanki büyük beklenti buymuş gibi, tamam mı? Mesela en son dedik ki bakın şimdi şu şekilde konuşmak gerekiyor. Bitcoin tarafı rally'e kalkacak. Doğru mu? Doğru. Her türlü kalkacak. En son gerekli kırılımı yapamazsa ne yapar? 24 bin lira kadar düzeltir ondan sonra kalkar. 4 saatlikte MA200'ü kırarsa düzeltme de yapmaz öyle kalkar. MA200'ü kırdı düzeltme yapmadan kalktı. Şimdi sonuç aynı ama senaryoları değerlendirdik değil mi? Tamam bu şekilde olacaktır yani. 21 bin lira kadar düşüşü karıştırmanın ne anlamı var? Böyle bir ihtimal yüksek değilken hani ne getirebilir bunu? Fed tuttu 50 bas puan faiz arttırdı falan 2 ay boyunca. Böyle bir şey de beklenmiyor ya da yeni bir üstün bir borsa çöküşü oldu falan yine böyle beklenmedik bir şey tarzında. Öyle bir şey de beklenmiyor. Diyor ki 21 bin dolara düşecek. Neye göre bunu söylüyorsun mesela? İşte usta analistin haber akışını göz önüne aldığı fiyat analizleri. İşte ben usta analistin fiyat analizlerini söyledim size. Michel Pop diyor en son gelişmeler ışığında dikkat çeken iki analiz sundu. Van de Pop'un favori kripto paraları vardır. Bilen bilir zaten çok meşhur. Bitcoin'i, Ethereum'u zaten çok sever kendisi. Favorisi Link'tir yani Chainlink projesi. Ben de çok severim Link'i. Çok hoşuma giden bir kripto para projesidir yani. Ki ilerisinde görmekteyim. Haricinde Phantom olsun, ne bileyim Matic falan olsun. Ada şu an bunların alımını önermiyorum dediğim gibi ama proje olarak iyidirler yani. XRP'yi de sever. Yine XRP favorilerimden bir tanesidir. Kripto para analisti BlackRock tarafından yapılan spot ETF başvurusu ve Fidelity tarafından gelen açıklamaları pozitif gördü. Tabii ki pozitif yani negatif olacak hali yok ya. Dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden bir tanesi ETF'e giriyor. Öte yandan Wall Street'teki bankalar bir kripto borsası kurduklarını dile getiriyor. Negatif olacak hali yok ya bir de. Pop son olarak Deutsche Bank'ın dijital varlık lisans başvurusuyla mega boğa döngüsü sinyali geldiğine işaret etti. Bunu gün içerisinde ayrı bir şekilde konuşacağız. Çok önemlidir.
ABD'nin diyorum, Almanya'nın en büyük bankasının dijital varlık lisans başvurusu yapmasından söz ediyoruz. Yani Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank bunu China Bank, daha doğrusu China Bank diyorum, Bank of China ya da işte Çin'in en büyük bankası olan Bank of China ya da Rusya'daki Sberbank ya da ABD'deki ne bileyim JP Morgan Chase'e benzetebilirsiniz. Deutsche Bank da Almanya'nın en büyük bankasıdır. Ve adamlar diyor ki biz aynı zamanda bir kripto borsası gibi hizmet vermek istiyoruz. Yani kripto borsası olmayacak adamlar. Ama hem bir bankayken aynı zamanda bir kripto borsasına dönüşmek istiyorlar. Yani banka hareketlerini sürdürüp aynı anda tıpkı Binance gibi bir borsa gibi işlem görmek ve kripto para ticareti gerçekleştirmek istiyorlar. Bilmem anlatabildim mi? Trade imkanı sunmak ve kripto paralar üzerinden yatırımcılara alım-satım hizmeti sunmak istiyorlar. Bu çok büyük bir şey. Öyle böyle bir şey değil yani. Mega boğa döngüsü sinyaline işaret etti. Eder yani tabii. Eder. Ha tek başına bu değil. Ha bir gün bunların olacağı belli miydi? Tabii ki de belliydi. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil ki. 2 yıl önce doğru Bitcoin fiyatları ATH yaptı. Ama insanlar buna fiyat gözüyle bakmıyor. İnovasyon çok başka boyutta artık. Kurumsalların artan ilgisine dikkat çeken analist, kısa vadede ise temkinli bir yükselişe işaret ediyor. Michel Popp, Bitcoin fiyatının muhtemelen 30 bin dolara doğru yol alacağını bildirdi. Usta analist 27.500 dolar direncinin kırılması halinde bu senaryonun işleyeceğini düşünüyor. Yok ya 21 bine düşer o. Sen ne yaptın? Ayrıca 27.500 değil 28.500 ana noktadır. Bu gece de büyük ihtimalle bu noktayı kıracak. Ben ara ara duraksamalar olsa bile 34.500'lere kadar düzgün bir şekilde güçle gidebileceğini düşünüyorum. Haricinde 40.500'lere dediğim gibi bu ralli uzayabilir. Fakat şu anda garantiden bahsedemeyiz. Vakti geldiğinde konuşuruz. Pop SEC davası ile anılan Ripple için ise uyarıda bulundu. Deneyimli analist 47 sent seviyesinin korunması durumunda 52 sentin üzerinde bir yükseliş başlatabileceğini işaret etti. 52 sent kolay gelir. Pop desteğin kırılmasıyla 41 sent. Gidi günler be. 52 sentleri kırıp ilerlemeye devam edebilirse ki çok muhtemel, devamında Bitcoin senaryosuyla da uyumlu 60 sent, hatta bu kırılımı da kolayca yapabileceğini düşündüğümden 70 sentlere kadar ben XRP tarafında ilerleme gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Tabi ilerleyen videolarda da değerlendirmeyi sürdüreceğiz tabi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.